Güzel dostlar merhabalar. Şimdi size büyüden bahsedeceğim. Büyücülerden, büyüleyenlerden ve haberimiz olmayan büyülerden. Bunu öğrendiğimde gerçekten ben çok pek çok bildiğimiz şey bir de bu açıdan bakmamız. Büyücülük, kara bir büyü var. Sende var, bende de var. Ve bir kısım kişiler bu büyüyü fark edince bundan sıyrılmaya, kurtulmaya başlıyorlar. Ne dersin? Bize yapılmış, haberimiz olmayan büyülerden kurtulalım mı? Başlayalım mı? Tavuklar ormanda gezintiye çıkmışlar. O gezinti sırasında bir kartal yuvasına denk gelmişler. Bakmışlar ki orada bir kartal yumurtası var. İçlerinden birisi demiş ki hadi bunu çalalım. Diğerlerinin de kafasını çelmiş. Hep beraber şeytana uymuşlar ve kartalın yumurtasını çalmışlar. Sonra tabi bunlar kuş beyinli arkadaşlar. Bir müddet sonra yumurtayı çaldıklarını unutmuşlar. Bir müddet sonra tavuklardan birisi demiş ki ben anne olmak istiyorum, kuluçka yatacağım. Kuluçka yatmak isteyince tabi civar komşulara gitmiş. Pek çok yumurta toplanmış ve tavuğun altına yumurtaları konmuş. Ve tavuk kuluçkaya yatıyor. Ne zaman civcivler çıkıyor? Bir müddet sonra. Ne kadar bir müddet sonra? 21 gün sonra yumurtalar çatlamaya başlıyor. Biliyorsunuz işte yumurta içeriden kırılırsa hayat başlıyor ya. Yumurtalar kırılmaya başlıyor ve civcivler çıkmaya başlıyor. Tavukların civcivleri. Ama enteresan olan kartal yumurtası da oradaydı. Kartal yavrusu da o yumurtalardan birisinden çıkıyor. Ve anne tavuk bu civcivleri eğitmeye başlıyor, gezdirmeye başlıyor, hayatı öğretmeye başlıyor. Bir tavuk neyi öğretebilir? Ne biliyorsa onu öğretebilir değil mi? Bir tavuk değil, bir canlı, bir insan neyi öğretebilir? Neyi biliyorsa onu öğretebilir. Tavukla tavuklu bildiği için tavuklu öğretiyor. Herhalde şurada deşiren diyor, burada bir şey yap, şu horoz bizim horozumuz, o yan komşunun horozu falan diyor. Artık dünyası nasılsa o şekilde yetiştiriyor ve yetiştirirken de güzel dostlar bu kartal yavrusunun ebatları değişmeye başlıyor. Vücudu böyle büyümeye başlıyor. Böyle simsiyah, kanatları çok büyük. Diğer kardeşlerine göre çok daha farklı bir tavuk oluyor. Şimdi onu büyüten kim tavuk? O kim? Kartal yavrusu ama kendisi büyüten tavuk olduğu için, çevresindeki herkes tavuk olduğu için kendisini tavuk zannetmeye devam ediyor. Ve bir gün bu kartal yavrusu arkadaşlar gökyüzünde uçan kartallar görüyor. Ve gelip annesine diyor ki, anne biz de uçabiliriz. Ben bir denemek istiyorum diyor. Vallahi uçabilirim. Bana bir fırsat verin, bir imkan verin, uçabilirim diyor. Yeter ki kendimi göstereceğim bir saha olsun. Annesi diyor ki öyle saçma sapan işlere bulaşma. Onlar göklerin kralıdır. Paramparça yaparlar seni. Sen git bir sigortalı işe gir. Namazını kıl. Allah'ına dua et. Suya sapına karışma. Annesinden destek alamayan kartal yavrusu gidiyor bu defa arkadaşlarına. Ya arkadaşlar diyor biz de uçabiliriz. Bir deneyelim. Ya ne kaybederiz? Arkadaşlar diyor ki sen kim? Uçmak kim? Kendini ne zannediyorsun sen ya? Birazcık vücudun değişik diye. Birazcık vücudun değişik olduğu için civar köylerden seni görmeye gelen insanlar tavuklar oldu diye. Sen kendini ne zannediyorsun? Ne kadar havalısın? Ne kadar egolusun? Arkadaşlarından da destek bulamıyor bu kartal yavrusu. Tavuk gibi doğmuştu. Tavuk gibi büyüdü ve bir gün kesip yemişler onu. Tavuk gibi. Güzel dostlar nasıl olacaktı ki zaten? Çevresindeki herkes tavuk olunca nasıl olacaktı ki? Belki bizler de öyleyiz. Buna güzel dostlar büyü diyoruz. Hani devamlı var ya 0-6 yaş denilen. Hani devamlı diyoruz ya 7 yaşından önce zihnimizin %88'i doluyor. En önemli büyü güzel dostlar 7 yaşından önce bizim duyduğumuz kelimeler bizi büyülüyor. Büyüleniyoruz. Orada bize ne denirse hem de öyle bir büyü ki güzel dostlar bir kitapta şöyle bahsetmişti. Kara büyü. Öyle bir büyü ki kara büyü çıkamıyorsun. Başaramazsın demişler. Büyülenmişsin orada kalıyorsun. Sevilmediğini ifade etmişler. Evet diyorsun ki ben sevgisizim, sevgi hak etmiyorum. Değersizliği vermişler ve neler söylenmişse biz o büyüde kalıyoruz. 7 yaşına kadar ne ya da diyelim ki 9 ya çocukken bize ne söylenmişse güzel dostlar orada kalıyoruz ve onunla devam ediyoruz artık hayat boyu. Orada neler duymuşsak artık onu ispat etmemiz lazım. O büyüdeyiz de çıkıp ben zaten başaramam. Ben zaten değersizim. Ben zaten yalnızım. Orada ne deniyorsa birebir onu yapıyoruz. Kelimeler o kadar güçlü ki güzel dostlar. Geçen hafta anlatmıştım ya ol dersen olur. Kelimeler sihirdir. Kelimeler o kadar önemli ki çevremizdeki herkes o sırada bizi büyülüyor. Yani annemiz, babamız, öğretmenimiz, arkadaşlarımız, bizim büyücülerimiz bizi büyülediler. Bu arada işin güzel tarafı ya da enteresan tarafı da şu.
biz de büyülüyoruz. Kullandığımız kelimelerle biz de büyülüyoruz. Sen de arkadaşlarını, çocuğunu, eşini kullandığın kelimelerle büyülemeye başladın, büyüledin. Aslında sen de bir büyücüsün. Çevrendeki insanlar da büyücü. Kullandıkları malzeme, büyü için kullandıkları malzeme bizlere konuştukları kelimeler. Ve biz kendi zihnimiz arkadaşlar, kendi dünyamız kabul ediyoruz. O zihinle özdeşleştik ve o dünyayı kabul ediyoruz. Ve zihnimizde ne varsa onu ispat etmeye çalışıyoruz. Yani insanlar adalet arıyor. Neden adalet arıyor? Çünkü zihne adaletsizlik konulmuş, haksızlık konulmuş. Sevgi arıyorum. Neden? Çünkü zihinde sevgisizlik var. Eğer o senin dünyana, o zihne sevgi doldursalardı belki aramayacaktık. O sevgisizlik hep sevgi, sevilmek istiyorum, sevilmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Zihne fakirlik doldurulmuş. Herkes zenginlik arıyor. Çünkü zihinde ne varsa güzel dostlar onun zıttını arıyoruz. Daima. Onu ispat edeceğim. Ya ben güzelim ispat etmem lazım. Zenginliğimi de ispat etmem lazım. Değerli bir insanımı ispat etmem lazım. Çünkü orada zihinde adaletsizlik var. Bana adalet lazım. Zihinde çirkinlik var. Bana güzellik lazım. Onun peşinden koşup duruyoruz hayat boyu. Yani çocuğunu eleştirerek ondan harika bir insan oluşturamazsın. Eşini eleştirerek eşinin seni mutlu etmesini sağlayamazsın. Sağlayamayız. Hiçbirimiz sağlayamayız. Çevremizdeki insanlara, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza hangi kelimeleri kullanıyorsak onlar büyüleniyorlar ve o kelimelerle bize davranıyorlar. Ve bizler de çevremiz bize hangi kelimeleri kullanmışsa o büyüye giriyoruz ve çevremizdeki insanlara onunla davranıyoruz. Yalnız burada enteresan bir şey var arkadaşlar. Enteresan taraf şu. Bir insan bir suç işlediği zaman bir cezası olmaz mı? Bir insan bir suç işledi. Cezası da bir tane sonra gider. Cezasını çeker, suçunun karşılığı cezasını çeker ve o olay biter, değil mi? Buradaki adaletsizlik, en büyük adaletsizlik şu güzel dostlar. Biz çocukken su getirdiler, su getirirken döktük, o sırada bize bir ceza verdiler. O ceza orada bitmedi işte. O sırada bir fırça yedik diyelim ki, kötü bir söz duyduk. O sırada duyduğumuz söz ömür boyu, o ceza, o suça karşılık ömür boyu bir daha, bir daha, bir daha, bir daha ceza ödüyoruz. Çocukken bir defa çirkinliği, değersizliği hissettirdiler. Bir suç işledik, bir defa hissettirdiler. Ama biz o bir defayı bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yaşıyoruz. Yani bir adaletsizlik var, bir haksızlık var. Ben bir suç işledim, bir ceza almam gerekiyordu. Binlerce defa bir suça karşılık cezamı ödüyorum. Peki bu adaletsizliğe müsaade edecek misin? Bu büyüye müsaade edecek misin? Ne dedi kartal yavrusunun annesi? Aman ha dedi. Sen kim, uçmak kim? Onlar göklerin kralıdır. Paramparça yaparlar seni. Hayır, sen uçamazsın. Sen git sigortalı bir işe gir. Annesinden duyduğu o cümleyle o kartal yavrusu büyülendi. Artık tavuk olduğunu düşünüyor. Arkadaşları ne dedi? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen kim, uçmak kim? Onlar söyledi, o da uçamadı. Onlar söyledi, o büyüde de kaldı. Kimseden o cesareti alamayınca, çevre söylemeyince ne yapmıştı? Bir tavuk gibi kesilmişti, tavuk gibi hayatı bitmişti. Ama kendisi bir kartal yavrusuydu. Hiç cesaret etti mi bir defa kartal gibi davranmaya? Bir defa deneseydi belki uçacaktı. Kendisinin farkında mıydı? Farkındalığı var mıydı? Ben kartalım, uçabilirim diye farkında mıydı? Hem kendisinin ne olduğunu bilmiyordu. Bir, iki, yani burada iki ders var arkadaşlar. Bir, kendisinin ne olduğunu bilmiyor. İki, cesaret göstermiyor. Eyleme geçmiyor. Davranış yok. Ama işin aslı şu güzel dostlar. O kartal yavrusu büyüden çıkmayı başarmıştı aslında. Dedi ki bir gün, ben bir deneyeceğim. Ne kaybederim ki, bir deneyeceğim. Ve denemek için hava kararınca geçti bir kümesin arkasına. Neden hava kararınca? Çünkü dener ve başaramazsa millet dalga geçebilir. Geçti bir kümesin arkasına. Bir kanat çırptı, yükseldi. Bir daha kanat çırptı, bir daha yükseldi. Bir daha kanat çırptı, bir daha yükseldi. Bir daha kanat çırptı, bir daha yükseldi. Sonra baktı ki bulutlarda. Baktı ki zaten kendisi bir kartalmış. Ve oradan da kartal olunca da ne oluyor güzel dostlar? Kartal olunca bu defa kartal arkadaşların oluyor. O arkadaşların birisine dedi ki, sizi yetiştiğim yere götüreyim mi?
Ve aldı birkaç arkadaşını. Geldi o köye, o kümesin üstüne. Ve dedi ki ben burada büyüdüm. Ama konamadı, inemedi. Arkadaşlarının, kendi kardeşlerinin yanına varamadı. Çünkü diyeceklerdi ki uçtu ya. Kendini bir alt oldu zannediyor. Belki de. Sadece kartal arkadaşım ben burada büyüdüm dedi ve süzüldü gitti. Şu anda sen ben ne durumdayız? Sen de büyüdüğün yeri göstermek ister misin? Ya da sen de o büyüden kurtulup kartal gibi uçmak nasıl olurdu? İçindeki kabiliyetlerini kullanmak, çevrenin etkisinde kalmadan kullanmak nasıl olurdu? Evet güzel dostlar, o kara büyüden kurtulacak gücünün var olduğunu biliyorum. Formül basit aslında. Bunun için bir formül söylemek istemiyorum. Bunun en gerekli formül farkında olmak. Hangi kelimelerin büyüsündesin farkında olmak. Yaptığımız hareketler, davranışlara baktığımız zaman nelerin tesirindeyiz farkında olduğumuz zaman kurtulmaya başlarız. Ve büyülemeye devam ediyoruz çevremizi ve büyülenmeye devam ediyoruz. Büyülenmemek için dışarının ne dediğini çok ciddiye almamak. Yani sen bana diyorsun ki At Hoca ne kadar mükemmelsin. Ya da birisi de başka birisi diyor ki ya bu adam ne saçmalıyor. Eğer bu dışarıdan söylenen tesirinde kaldığım zaman o zaman, ama ben biliyorum Atan'ın kim olduğunu. Kim ne derse desin ben kendimi biliyorum. O zaman eğer ben kendimi biliyorsam dışarının söyledikleri çok önemli olmaz. Sen de farkındasın. Sen de kendinin ne olduğunu bilebilirsin ve biliyorsun. Şu anda neden böyle bir hayat yaşadığını net biliyorsun. Sana bir büyü yapıldı. Hem de kara bir büyüydü. Ve ondan çıkmıyorsun inatla. Hani vardı ya bir söz çok duydunuz benden. İnsanlar hayatta kalmak için mücadele etmezler. İnsanlar bildiği şeyler doğru çıksın diye hayatlarını verirler. İşte biz de o büyülendiğimiz şeyler doğru çıksın diye o büyüde kalmakta ısrar ediyoruz. Acı çekeceğim büyüsünde, fakir kalacağım büyüsünde, değersizin büyüsünde, sevgisizin büyüsünde. İşin gerçeği o değil. Sevgiyi fazlasıyla hak ediyorsun. Hak ediyoruz. Değerlisin ve değeri fazlasıyla saygı görmeyi fazlasıyla hak ediyorsun, hak ediyoruz. Hep beraber, herkes. Bu büyünün farkında olduğun için ve bundan kurtulmadığına adım attığın için seni tebrik ediyorum. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk gibi, hatta tutkuyla kal. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.